İşleri oyunculuk ama onlar aynı zamanda iyi birer müzisyen. İşte ekranların ünlü isimleri ve çaldıkları enstrümanlarla sergiledikleri muhteşem performanslar. Sevgilim. Kimi klarnet, kimi gitar, kimi de bateriye merak saldı. Ünlülerin inanılmaz müzik yetenekleri Magazin 8'de ekrana geliyor. Müzik ruhun gıdası. Enstrüman müzisyenin yol arkadaşıdır derler. Onlar profesyonel olarak çalmasa da bayıla bayıla çaldıkları müzik aletleriyle çok mutlu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, malumunuz komedi filmleriyle meşhur ve milyonlarca gişe yapan filmlerdeki karakterlere verdiği canla tanınıyor. Biri buradan girdi, biri aşağıdan çıktı, burada kapıştılar, burada geldiler, sen mi bana, ben mi sana derken buradan kavga edildi, geldiler. Bir Recep İvedik, bir Osman olarak çıkıyor karşımıza Şahan Gökbakar. Fıtık kemeri. Bak bak bak, görüyor musun? Osman Bey! Ünlü komedyen ruhuna iyi gelir diye gitar çalıyor. Yine sanırım hem öyle ateş başında birkaç şarkıyla sınırlı bir repertuarı yok kendisinin. Ciddi ciddi sahne yapacak, onlarca kişiyi ağlatacak kadar çalıyor, hem de söylüyor Şahan Gökbakar. Ellerimi uzatsam tutmak isterim. Günü ama güneş her gece tepemde doğuyor. Müzik ustaları, müzisyenler çok iyi bilir. Hem çalıp hem söylemek büyük meziyettir. Sevgilim. Aşkım. Erkan Petekkaya da tam bir gitar sevdalısı. Hani hep benimdin. Hani hep yanımdaydın. Şimdi neredesin? Ünlü oyuncu neredeyse flamenko ustaları kadar gitarına hakim. Gitar çalarken büyük bir keyif alıyor. Herkesi güldürüyor, herkesi kahkaha krizlerine sokuyor. Ben de yaparım, hadi. Hem filmleri hem de sahne gösterileri yıllardır büyük bir beğeni topluyor. Cem Yılmaz güldürmeyi sevdiği kadar bateri çalmayı da çok seviyor. Müsaade ederseniz kayıtlarıma devam etmek zorundayım. Daha önce birçok kez sahnede bateriyle performans sergileyen Cem Yılmaz'ın sahnede Hakan Altun'a ve orkestrasına büyük bir ustalıkla eşlik etmesi şaşkınlıkla izlenmişti. Hakan Altun da ünlü komedyenin bu şekilde bir performans sergilemesini hayretler içinde hem izledi hem de şarkısını söylemeye çalışmıştı. Bir başka bateri sevdalısına geçiyoruz. Dizilerin genç yıldızı Çağatay Ulusoy da bir bateri tutkunu. Çağatay Ulusoy, bateri ile Delival filminin çekimlerinden önce tanıştı. Bir müzisyeni canlandıran ünlü oyuncu, bateri ile kaynaştı ve artık hayatının bir parçası oldu. Ayrıca ünlü oyuncunun usta bir şekilde gitar çaldığını ve gitara hakim olduğunu da hatırlatalım. Kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla. Sevgiye çeyrek var. O aksiyon dolu sahnelerde, gerilim dolu anlarda Polat Alemdar olarak kamera karşısında. Bitti mi işin? Şimdi bitti. Hayır! Necati Şaşmaz da profesyonel olmasa da bir müzik aleti tutkunu olarak biliniyor. Nefesli sazlardan klarnet ve saksafona merak salan ünlü oyuncu, boş vakitlerinde hem ders alıyor hem de evinde bol bol egzersiz yaparak ustalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. (Gülüyor)
Geçiyoruz bir başka ünlü oyuncuya. Ben Leyla. Ben de Meczup. Leyla Hanım, Meczup bulduk mu şimdi ya? Bence komik. Komedi filmlerinde ve dizilerinde bambaşka halleriyle çıkıyor karşımıza Ahmet Kural. Siz bana asılıyor musunuz? Allah ne verdiyse. Ahmet Kural da büyük bir müzik tutkunu ve klarnet çalıyor. Üflemeli bir müzik aletinden ses çıkarmak zordur. Ancak Ahmet Kural kuralları yıkarak usta klarnetçileri aratmayacak sesler çıkarıyor bu dertli müzik aletinden. Bir başka güldürü ustasına geçiyoruz. Eyvah Eyvah serilerinde bir klarnetçiyi canlandırıyor Dağda Demirer. Nasıl gidiyor senin çalgı işleri? Çok şükür baba, yuvarlanıyoruz. Filmle başlayan klarnet tutkusu daha sonra bambaşka boyutlara taşındı. Ata Demirer ve klarneti ayrılmaz bir ikili oldu. Ata Demirer'in komediye başlamadan önce profesyonel olarak gazinolarda şarkı söyleyip klavye çaldığını biliyorsunuzdur mutlaka. Hem Bursa'da hem de İzmir'de şöhret olmadan önce piyanist şantörlük yapmıştı ünlü komedyen. On parmağında 10 marifet olan Ata Demirer birçok müzik aletini çalabiliyor. İşte bunun ispatı. Hoppa 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 hoppa. Katıldığı bir programda canlı bir şekilde ud çalmış, bir de Yunanca şarkı söylemişti Ata Demirer. Horepse borno valyamu.